Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun saygıdeğer başkanı, Türk Telekom'un değerli CEO'su, Dumankaya İnşaat Yönetim Kurulu'nun saygıdeğer başkanı, Z Teknoloji'nin saygıdeğer genel müdürü, değerli konuklarımız, değerli basın mensupları, Türk Telekom, Dumankaya İnşaat ve Z Teknoloji İşbirliği ile hayata geçirilen Türk Telekom Dijital Yaşam Altyapısı Akıllı Ev Tanıtım Toplantısı'na hepiniz hoş geldiniz. Efendim, Türkiye'nin öncü iletişim ve yakınsama teknolojileri şirketi Türk Telekom'un gelişmiş altyapısıyla günlük yaşama konfor katan akıllı ev teknolojilerini az sonra hep beraber inceleme fırsatı bulacağız. Ancak öncesinde Dumankaya İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Uğur Dumankaya'yı akıllı ev uygulaması yapılan projelerini aktarmak, anlatmak üzere sahneye davet ediyorum. Buyurunuz. Değerli basın mensupları, çok değerli meslektaşlarım, Sayın Tayfun Bey, Sayın Tansun Bey, hepiniz hoş geldiniz. Bugün tabii bizim 3-4 sene önce Aydın Bey ile Z Teknoloji'nin genel müdürü, benim de liseden arkadaşım, onunla beraber başladığımız bir hayalimizin daha ilerlemiş noktasını görmekten büyük gurur duyuyorum. O zamanlar biz Aydın diyeceğim, Aydın Bey diyemiyorum çünkü. Biz geleceğin gayrimenkul sektöründe çok farklı şekilleneceğini düşünmüştük. Özellikle akıllı telefonların çıkmasıyla beraber yaşamın tamamen değişmesi, mobil yaşamın devreye girmesi ve birbiriyle konuşabilen makinelerin yapılması ve gelecekte bunu çok daha farklı noktalara gelecek olması, telemetriye verilecek olan önem gibi birçok faktörü düşündüğümüzde gayrimenkul sektörünün bunun dışında kalamayacağını öngördük. Ve şu an, daha doğrusu 2 sene öncesinde Dumankaya IQ diye bir şey oluşturduk. Ve bunu basında bir lansman yaptık ama tabii ki bu çok cılız oldu. Yani istenilen ilgiyi yeterli derecede göremedi, dikkati çok fazlasıyla çekemedi. Çünkü henüz daha tüketicinin buna hazır olduğuna da inanmıyorduk. Ama biz bu inanmamaza rağmen, yani tüketicinin henüz buna hazır olmamasına rağmen yine de bu yolda çalışmalarımıza devam ettik. Tabii bizim için bu konudaki en büyük şansımız bu yaptıklarımızın yanında Türk Telekom gibi bu konuya çok fazlasıyla önem veren TT.net'ten Türk Telekom'un CEO'luğuna geçen ve zannederim vizyonunu akıllı şehirler, akıllı devlet ve en alt basamağı olan akıllı ev ve yaşam alanları olarak düşünen ve bu konuda da vizyonunun bir parçası olarak bizi gören ve bununla beraber de geleceği şekillendirmemize yardımcı olan Türk Telekom'un devreye girmesiyle olay çok daha farklılaştı. Şimdi biz gayrimenkul sektöründe yakın bir geleceği şöyle öngörüyoruz. Teknolojiyle hizmet bütünleşecek ve müşterinin karşısına bir değer olarak sunulacak. Yani gayrimenkul geliştiriciler betonla, demirle ne kadar haşır neşir olacaklarsa da aynı zamanda hizmet firmalarıyla, telekom firmalarıyla hazır olup, haşır neşir olup müşterinin karşısına bir takım değerler sunmaya çalışacaklar. İşte burada bulunmamızın sebebi Dumankaya'nın da bu konuyu sahiplenmesi, belki ileride 2-3 sene sonra çok daha önemli olacağını düşündüğümüz bu konunun bugünden gündeme getirmesi bizim için bir ayrıcalık ve gerçekten bu konuda çok memnunuz. Ve bunun sadece gayrimenkul sektöründe değil, daha sonra Türkiye'nin de kentsel dönüşümde, ki kentsel dönüşümde sürdürülebilirlik kavramı, güvenlik kavramı, insanların
Aydın Yavuz'u akıllı evlerin sihrini anlatmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurunuz. Size tam olarak sihirde olmasa teknolojiyle ilgili bilgileri nihai müşteri bakış açısı ile vermeye çalışacağım. Hikayemiz bizim 3 yıl önce başladı. İlk iş fikrini ortaya koyduğumuz zaman Uğur Bey'in ciddi desteğiyle 1,5 yıl içinde Modern Vade projesinde ilk lansmanımızı gerçekleştirdik. İlk ürünler meyvesini vermeye başlamıştı. Şimdi 3. yılındayız. 3. yılında evet, Türk Telekom'la birlikte bütün kapsamlı katma değerli hizmetleri göz önüne aldığımız zaman önemli bir dönüm yaşıyoruz. Bu çerçevede ben konuyu tek cümleyle şu şekilde özetlemeye çalıştım. Z teknolojinin zeki yaşam teknolojileri ile ilgili akıllı şehir ve telemetri, M2M stratejilerini Uğur Bey ve Duman Kaya'nın şehre kimlik katan yeni nesil konut anlayışı ile şu anda Tahsin Bey'in öncülüğünü yaptığı özellikle Türk Telekom'da akıllı şehirler ve dijital yaşam konseptiyle gerçek manada ruh kazandığını ve ciddi değişime vesile olduğunu düşünüyorum. Bu çerçevede kısaca ben nasılı ile ilgili kısa bilgi verip ondan sonra çözümler hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Z teknoloji tamamen zeki yaşam teknolojilerine odaklı çalışıyor. Bu çerçevede bize ilk motivasyon kaynağı olan akıllı şehirler ve akıllı şehirlerdeki temel dinamikler, özellikle gelecekteki para birimi ve akıllı şehirleri temel dürten dinamik datanın yönetimi. Ve datanın yönetiminde özellikle akıllı şehirlerde, akıllı şehirdeki ana aktör, M2M pazarındaki aslan payını alan kişi ve pastayı paylaştıran belirleyici. Bu çerçevede T-Mobile'ın öngörüsüyle 2020 yılına kadar Almanya'da, bu Türkiye pazarında da rezidansları göz önüne aldığımızda %50'sinin akıllanacağını öngörüyoruz. Tesisler ve evlerin özellikle tasarruf, güvenlik amaçlı akıllanacağı öngörülüyor. Bu çerçevede akıllı şehir megatrendi, akıllı iletişimi, akıllı enerjiyi, akıllı ulaşımı ve akıllı yaşam alanlarını beraberinde getiriyor. Burada akıllı enerji ile ilgili özellikle 2020-2023'e kadar önemli köşe taşları belirlendi ve adımlar atıldı. Merkezi ısıtma, enerji kimlik belgeleri, enerji tasarrufu konusu, enerji kredileri ve yeşil binalar özellikle. Bu alanda önemli adımlar atıldı. STK yapılanmaları ve hedefler, yerli yeşil bina sertifikasyonu ile ilgili de önemli gelişmeler var. Bu çerçevede biz yaşam alanlarına baktığımızda yaşam alanlarındaki dinamik başta teknolojik evlerle başlayıp devamında tasarruflu, enerji öncelikli, çevreye duyarlı yeşil ve devamında tamamen kendine yeten zero power dediğimiz yaşam alanlarına döneceği aşikar. Olacağı, daha çevreci ve kendine yeten sıfır enerji olacağı aşikar. Bununla ilgili ciddi teşvikler geliyor. Evet, biz burada bu dönemi görüyoruz. Yani sadece akıllı konfor olarak bakmıyoruz, sadece güvenlik olarak bakmıyoruz. Bunların tamamını eğlence de dahil olduğu bir tarafla birlikte aktif olarak girdiğinde bu gibi becerinin tamamını, hatta Mondrian'la ilgili görüyoruz ve çalışmalarımızı bu çerçevede oluşturmuş durumdayız. Birlikte özellikle yaşam alanlarına dönük akıllı binalar dünya dev firmalar tarafından satın alınmaya başladı. Oynar Gold'un backup'ı gibi. Bu alanda da önemli değişimlere gereği gözüküyor sektör. Diğeri de bu alanda da özellikle Sağlık Bakanlığı tarafında aile hekimliği dışında aile infotainment tarafında dijital sayılır. Evet, iki dönemde hızla yaygınlaşıyor. Ve özellikle Türk Telekom'un AVE ile birlikte yürürlük yaptığı, MIT ile birlikte yürüttüğü bu akıllı şehirlerde bir gidiş var. Evet, gelelim burada.
kavramıyla hareket edeceğiz. Yani distribütör entegratör mantığıyla değil, teknoloji partneri olarak Dumankaya gibi firmaların akıllı şehir konseptinde e-devletten, uluslararası yönetmeliklerden tutun, devletin yönetmeliklerinden teknolojideki gelişimlere, yerel yönetimlerin getireceği yeni kurallara kadar bütün bileşenleri en rekabetçi şekilde geliştiriciye sunan teknoloji partneri. Evet, burada aslında ana fotoğraf ürünlere kadar çıkmaya başladı. Ana fotoğraf şu, Dumankaya özellikle sektörde farklılaşmak için temel yaptığı mekan, bağımsız mekanların yanında farklı dünyalar taahhüt ediyor. Teknoloji dünyası bunlardan bir tanesi. Hizmet dünyası, sağlık dünyası, Atletico Fitness zinciriyle sadakat dünyası, loyalty sistemine bağlı ve sorumluluk dünyası. Biz teknoloji partneri olarak gördüğünüz gibi sorumluluk dünyasından, engelsiz yaşam çözümlerinden tutun, özellikle sağlık tarafında telatip çözümlerine kadar burada nihai müşteriyi ilgilendiren, sadakat dünyasında CRM ve loyalty sistemi altyapısını sunmaya kadar, hizmet sektöründe, tesis yönetiminde özellikle profesyonel hizmetlerin etkin bir şekilde hem profesyonel tesis yönetiminin hem de bireysel müşterinin yararlanacağı şekle getirilmesine kadar bütün teknolojik altyapıda yatayda ciddi şekilde konumlanmış durumdayız. Bunların hepsi aslında çok karmaşık değil. 3 tane temel bileşenle sağlanıyor. Teknoloji tarafında tesis çözümleri, mekan çözümleri ve platform çözümleri. Bu karmaşık slide'ı anlatmayacağım ama 3 tane temel çözüm, bunların ikinci ve üçüncü kademe alt bileşenleri, buradaki teknoloji partnerleri, ekosistem bileşenleri açısından konunun en ciddi firmalarla ele alındığını, Türk Telekom'un dışında da hizmet sektöründe, teknoloji alanında başka firmaların yer aldığını görmek açısından. Evet, nihai müşteri sakin yaşam alanında konforu, güvenliği, tasarrufu yaşarken arka tarafta devasa bir teknoloji ve hizmet kadrosu ona hizmet ediyor. Aslında bu tablo onu yansıtıyor. Bu çerçevede bizim sektörde ilk olarak hayata geçirmeye çalıştığımız, geçirdiğimiz şeyler şunlar. Teknoloji çözüm ortağı kavramı, bulut ve MTM platform yapısı üzerinden çözümler, yeni nesil yaşam asistanı dediğimiz platform çözümleri, tümleşik entegre çözüm, çoklu platform dediğimiz smartphone'dan, akıllı telefonlardan, tabletlere ve akıllı TV'lere ve devamında dijital panolara kadar her ortamdan herkesin erişimini sağlayacak çoklu platform. Ve özellikle Avrupa'daki akıllı şehir uygulamalarından bildiğimiz yeni teknoloji değil, mevcut altyapıya uyum sağlayan çözümler. Yani çoklu platform dediğimiz her türlü sisteme entegrasyon dinamiklerle hareket ediyoruz. Burada telefonla birlikte farklılaştığımız kısım şu sektörden. Bir binayı biz IP Centrex'i merkeze alıp IP santralle birlikte neredeyse tamamen akıllı bina olarak veriyoruz müşteriye. Merkezde IP santral var. İkincisi evdeki internet, tablet ve akıllı ev paketleriyle müşteriye inşaat firmalarının, Dumankaya'nın sağladığı altyapıların dışında opsiyonlar daha kolay erişilebilir hale getiriliyor. Üçüncüsü video tarafındaki hizmetler ekstra geliyor. Bu çerçevede sağlanan birçok avantajdan birkaç tanesini sıralayacak olursak kişi hizmetlere kolay bir şekilde erişebiliyor her türlü hizmete. İkincisi maksimum tasarruf sağlayabiliyor. Üçüncüsü daha güvenli yaşam alanlarında yaşayabiliyor. Evet, bütün tesis yönetimindeki ve hizmetlerdeki süreçleri daha optimize hale geliyor ve bu sayede umuyoruz ki pilot uygulamalarının sonunda aidatları da düşüreceğiz. Evet, daha birçok avantaj, loyalty sisteminde kullandığı kart, tek kart sistemi olarak bütün yaşam alanlarında geçiş için kullanılabilmesi gibi birçok avantaj mevcut. Bu çerçevede 3 çözümü biz nihai müşterinin anlayacağı şekilde de basitleştirmeye çalıştık. O da şu, proje segmentlerine bağlı, yani metrekare fiyatına bağlı değişen projelerde D'den A artıya kadar Dumankaya 7 segment olarak projeleri tasnif etmiş. Bu projelerde biz mekan tarafındaki çözümleri bronz projelerde bronz mekan altyapısı, işte tesiste aynı şekilde bronz altyapı, platin ve altın altyapı şeklinde bu şekilde kategorize ettik. Burada
nihai müşteri hem inşaat firması seçimleri kolay bir şekilde bu paketlerden yapabiliyor. Hangi projeye hangi çözümlerin sunulabileceğini buradan belirleyebiliyor. Bu kısmına hızlı geçiyorum. Tesis tarafında bütün süreçlerin yönetimleri var. Otomasyon tarafı var. Mekan tarafında her türlü hizmetlere erişim var ve platform tarafında da bütün hizmetlere mülk yönetimi dahil erişim söz konusu. Evet, bu çerçevede buradaki sunumdan sonra göreceğimiz örnek dairede bir iki şeyi canlı olarak buradan gösterip ben konuşmamı tamamlamak istiyorum. Evet. Mülklerin fırsatları. Evet. Şimdi geliyorum bana. Evet. Evet, geliyor musunuz? İlk başta eve baktığımızda evdeki iletişim, diyafon tarafı, güvenlik tarafı, güvenlikle ilgili CCTV, alarm gibi seçenekler. Şu anda bebek odası ve salonda kamera takıldı. Burada örnek daireyi görüyoruz. Konfor tarafında burada aydınlatma, iklimlendirme, perde gibi seçeneklerin tamamının kontrolü. Burada eğlence tarafında müzik ve video sistemlerinin kullanımı. Ama asıl nihai müşterinin rahat kullandığı kısım senaryolar. Eve giriş, evden çıkış gibi. Mesela eve giriş senaryosuna bastığımızda burada kameradan da eve giriş senaryosuna bağlı fonksiyonları görüyorsunuz. Burada perdeler açılıyor ve evin ışık şiddetine göre aydınlatmalar yanıyor. Şu anda 32. kattaki örnek daireyi görüyoruz. Burada size TV bu keyfini senaryosunu başlatayım. TV bu keyfi senaryosunda TV bu üzerinden televizyon devreye giriyor. Perdeler kapanıyor. Aydınlatma aplikleri ona göre çalışıyor. Gördüğünüz gibi birçok fonksiyon, belki onlarca fonksiyon tek tuşla nihai müşterinin kullanımına hazır hale getiriliyor. Asıl kritik olan şey aslında burada fonksiyonlar değil, senaryolar. O senaryolara müşterinin hayatını kolaylaştıracak istediğiniz adetlerde. Evet, TV burada başladı. Buradan evden ayrılma senaryosuna bastığım zaman bütün sistemleri kapatıp alarmı kurup kapıyı kilitleyip yani yapmanız gereken birçok işlemi, prizleri kapatıp hepsini kısım kısım devreye sokarak tek tuşla yapmanızı sağlıyor. Dün akşam ajanstan arkadaşlar çalışırken biz de çalışıyorduk. Arkadaşlar böyle bakıyorlardı, öyle bir şey yaşadık biz. İnsanları sokup televizyonlar çalışıyor, şeyler oluyor falan, birden perdeler çalışıyor. Enteresan oldu. Evet. Burada enerjiyle ilgili özellikle enerji tüketimden izlenmesiyle ilgili birçok seçenek mevcut. Ne kadar enerji tüketiliyor. Ama yaşam alanının site tarafına baktığımızda site tarafında çocukların izlenmesi için ortak alan kameraları burada ikon projesi şu anda görülüyor. Onun yanında rezervasyonlar, yani şu anda rezerve edilen alanlardan neresi dolu, neresi rezerve edilebilir. Özellikle öneri şikayetler, hangi öneri şikayetlerde bulunmuşum ve yeni öneri şikayette bulunabilme seçenekleri. Bunlar şu anda tesis yönetim sistemiyle entegre canlı olarak çalışıyor. Ve herhangi bir anket düzenleniyorsa o anketle ilgili katılım seçenekleri ve duyurular bunun yanında ve aylık ödemelerin takibi. Bunların hepsi CRM entegre müşteriye TC kimlik numarası üzerinden şifreyle verilmiş özel alan üzerinden paylaşılıyor ve bunları müşteri bireysel olarak evde kaç kişi yaşıyorsa hepsine birebir entegre sunmak mümkün. Bu sadece ev kısmı, mülk yönetimi kısmında harita üzerinde ne kadar mülkü varsa, ne kadar aracı varsa, ne kadar kişi takibi, ne kadar kişisi varsa bunların hepsini izleyecek
kişi takibinden tutun. Burada araç takibine kadar bütün seçenekleri mülk yönetim tarafında almak mümkün. Asistan hizmetleri tarafında konut, yol asistan, organizasyon, seyahat hizmetleri gibi birçok seçeneği artık call center marifeti haricinde ekstra buradan talep etmek online ve bundan yönetmek mümkün. Ve hangi alanda bulunuyorsa, eğer form üzerinden gidilemiyorsa, burada iletişim seçenekleriyle oradaki call center'la birebir danışmanla iletişime geçmek de mümkün. O alanla ilgili sosyal medya seçeneklerini buradan değerlendirmek mümkün. Asistan yanında burada sağlık tarafı var. Sağlık asistanı ayırdık ve teletip tarafını şu anda Aveva Acıbadem'de çalışan şekilde şu hale getirdik. Cihazlarım ve verilerim onlar Acıbadem üzerinden kayıtlı. Eğer müşteri sağlık verilerine, danışmanlık verilerine ulaşabiliyor ve fırsatlar tarafında da puan harcama, biriktirme, akıllı ev paketi satın alma, online satış tarafında Dumankaya'dan ev ve araba alabilme ve uyarı tarafında hangi uyarılar varsa uyarılara direkt gitme şeklinde birçok seçeneği tek tuşla erişilebilir hale getirmiş durumdayız. Örneklerini de burada görmeye çalıştık. Evet. Bu çerçevede tamamlıyorum. Akıllı evlerde, sakin ev ofisinde, bağımsız mekanda yaşayan müşteri aslında arkasında telekomla birlikte devasa bir teknoloji kadrosuyla ve site, asistan ve konsiyerj tarafında devasa bir hizmet kadrosuyla hizmet aldığını bilmeli ve bu güvenle burada yaşamalı. Biz bunu sağlamaya çalışıyoruz. Peki ben katılımınız ve sağladığınız ilginiz için teşekkür ediyorum. Sayın Aydın Yavuz'a. Efendim şimdi Türkiye'nin dijital dönüşümünde attıkları bu önemli adımla ilgili konuşmalarını yapmak üzere Türk Telekom CEO'su Sayın Tahsin Yılmaz'ı kürsüye davet etmek istiyorum. Buyurunuz. Hoş geldiniz. Buyurun. Sayın BTK Başkanım, çok değerli konuklar, sayıdeğer basın mensupları, bizim için böylesine önemli bir toplantıya iştirak ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İçinde yer aldığımız bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmasında ve elbette sürdürülebilir ekonomik büyüme elde etme yolunda temel taşlardan biri olduğu inancıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Türk Telekom olarak bizim dijital yaşam dönüşümü olarak adlandırdığımız yapış biçimimiz ve stratejimizin temel sarı ayaklarından birini oluşturan bu süreçte hayat hızla ve elbette geri dönülemez bir şekilde dijitalleşiyor. Biz de Türk Telekom olarak 3D vizyonumuzun temel taşlarından olan dijital yaşam dönüşümü mottomuzla teknoloji geliştiren ve dünyaya ihraç eden bir Türkiye hedefiyle çalışıyoruz. Bilişim ve telekom sektörlerinin dijital dünyanın yapı taşlarını ve altyapısını döşediği bu dönemde Türk Telekom olarak öncülüğümüzü sürdürüyoruz. Yaygın geniş band internet altyapımız üzerinden hayatımızı daha eğlenceli, daha konforlu, daha verimli hale getirecek bir dünyanın veri otoyollarını inşa etmekteyiz. Yaptığımız bu yatırım ve çalışmalarla Türkiye'nin dijital altyapısını en ileri seviyeye hazır hale getirdik. Ve bu altyapı üzerinden yaşamı dönüştürmeye, hayatın her alanı için dijital çözümler üretmeye başladık. Kendimizi dijital çözümlerin günlük hayatın parçası olacağı geleceğin dünyasını şekillendirmeye adadık. Teknoloji üreten bir Türkiye ve Türk Telekom olarak yatırımlarımızı elbette ülkemizin layık olduğu çağdaş iletişim altyapısına o seviyeye getirmek için gayret gösteriyoruz. Dijital dünyanın ekosisteminde yer alan tüm teknoloji şirketlerine, yazılım ve uygulama geliştiricilerine, girişimcilere, Türk Telekom'un altyapısı ve uzmanlığından faydalanmaları için yaptığımız çağrı, bugün Z Teknoloji ve Dumankaya İnşaat'la yaptığımız büyük işbirliğiyle ilk meyvesini verdi. Türk Telekom olarak değişen pazar dinamikleri ve tüketici ihtiyaçları gereği akıllı ev konseptini sahiplendik. Bunun devamı elbette akıllı bina, akıllı şehir, akıllı Türkiye veya daha geniş adıyla dijital Türkiye'ye doğru ilerliyoruz.
Türk Telekom olarak IPTV, internet ve telefon hizmetlerini de kapsayacak şekilde güvenlik, konfor, sağlık çözümleri ve eğlence modüllerinden oluşan bir akıllı ev konsepti tasarladık. Akıllı evlerde akıllı otomasyon sistemiyle konforlu bir yaşam sürmek, akıllı enerji sistemiyle verimliliği artırmak ve gereksiz enerji tüketimini önlemek, akıllı güvenlik sistemi sayesinde evlerimizi risklerden korumak, akıllı sağlık sistemiyle kendimizin ve ailemizin sağlığını kontrol altında tutmamız mümkün olacak. Ayrıca akıllı eğlence sistemiyle güçlü fiber altyapısı üzerinden hayata değer katmanın keyfi doyasıya yaşanacak. Akıllı ev güvenlik, akıllı ev konfor, akıllı ev eğlence ve akıllı ev sağlık çözümleri paketlerimizde ev sahiplerinin hayatını kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Bu paketlere ek olarak Türk Telekom fiber altyapısı üzerinden yüksek hızla internet erişimine sahip olunacak. Tüm bu sistemlerin kolayca yönetebileceği bir tablet sahibi olmak mümkün olacak. Aidat takibi, iletişim, site içi duyurular gibi bilgilere akıllı ev platformu üzerinden ulaşılabilecek. Sitelerde belirli noktalarda kurulacak kablosuz Wi-Fi hotspotlar ile ücretsiz internet erişim imkanı olacak. Çok değerli konuklar, dünya çapında lider şirketlere teknoloji danışmanlığı hizmeti veren Arthur Little şirketinin tahminlerine göre akıllı ev pazarı 2020'ye kadar Avrupa'da %12'lik yıllık bir büyüme kaydedecek. Bu büyüme ev otomasyon sistemleri, hizmetleri ve ürünlerini de içeren direkt gelirlerle birlikte servis ve ürünlerin bakım ve onarımının sağlanmasıyla oluşacak dolaylı gelirleri de kapsıyor. Pazar araştırma şirketi ABI ve Berk Insight'ın verilerine göre 2016 yılında akıllı ölçümleme, ev otomasyonu ve ev enerji çözümlerini oluşturacak pazarın hacmi 44 milyar dolara ulaşacak. GSMA'nın akıllı ev vizyonu raporuna göre ise küresel trendler akıllı ev pazarının %51'inin ev güvenliği ve otomasyonundan oluşacağını öngörüyor. Otomasyon sistemlerinin %33'lük, ev güvenlik sistemlerinin ise %8'lik yıllık bileşik büyüme oranına sahip olacağı tahmin ediliyor. Bizler teknolojinin tüm sektörlere giderek daha da iç içe geçeceği, eğlence, eğitim, finans, sağlık ve diğer alanlarda içeriğin giderek dijital ortamda sunulacak bir geleceğe doğru hızla ilerliyoruz. Bilişim endüstrisinin lokomotifi olan telekomünikasyon sektöründe kaydedilen gelişmeler, diğer tüm sektörlerin gelişimini sağladığı gibi ekonominin de gelişimini sağlıyor. Biz de Türk Telekom olarak 3D şeklinde adlandırdığımız dijital yaşam dönüşümü, değer odaklı, mükemmel müşteri hizmetleri ve dünyaya açılım, bölgesel büyüme vizyonumuzda teknolojiyi sadece kullanan değil, teknolojiyi geliştiren ve dünyaya ihraç eden bir şirket, bir Türkiye hedefiyle çalışmamıza devam edeceğiz. Ben bu basın toplantısının soru cevap kısmından sonra yukarıdaki örnek dairede yine sizlerle beraber olacağım. Buradaki elbette ki biz akıllı ev konseptini sahipleniyoruz ama bugün burada bu konsepti size anlatmak için değil, bu konsepti gerçekleştirmiş ürünleri, servisleri, akıllı evimizi hazır halde Türk kamuoyunun görüşüne, hizmetine sunmak için bir arada bulunuyoruz. Ben bu vesileyle bu projede bizimle işbirliği yapan Dumankaya İnşaat'ın değerli yöneticilerine, Z Teknoloji'nin değerli yöneticilerine ve bugün sektörümüzün düzenleyici kurumunun başında olan BTK Başkanımızın bu toplantıya katılarak bizleri onurlandırmış olmasından dolayı hepinize teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Sayın Tahsin Yılmaz'a teşekkür ediyoruz. Değerli misafirlerimiz, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Sayın Doktor Tayfun Acarer'den de konuklarımıza bu projenin Türkiye için önemini aktarmalarını rica edeceğim. Hoş geldiniz Sayın Acarer Bey. Değerli katılımcılar, Türk Telekom'un değerli mensupları, Dumankaya'nın değerli mensupları, değerli basın mensupları, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bilişim sektöründe son dönemlerin en popüler kavramı konverjanstır.
yani yakınsama. Biz bunu üniversitede anlatırken diyorduk ki işte bilişim sektöründen sağlık sektörü yakınsadı, bilişim sektörüyle savunma sektörü yakınsadı, otomotiv sektörü yakınsadı. Açıkça şu ana kadar verdiğim derslerin hiçbiri de inşaat sektörü dememiştim. Demek ki literatürümü bunu da almam lazım. Gerçekten de bu konuda vizyon sahibi olan herkesi, Türk Telekom'u başta olmak üzere, Kumankaya, İzzet Elektronik'i gerçekten tebrik ediyorum. Çok önemli bir, geleceği çok parlak olan bir konu. Gerçekten. Çok ciddi bir değişim yaşanıyor aslında. Ben 19 sene Telekom'da çalıştım. Diğer hatta Tansim Bey'le de beraber çalışıyorduk. Tabii Telekom'un Telekom olduğu zamanlar, krallık dönemleri. Burada birçok kişi hatırlamaz belki ama benim yaşta olanlar hatırlar. Ben işe girdiğimde işte 84 yılı, yaklaşık 15-16 sene sonraya telefonlar veriliyordu. Yani kayıt oluyorsunuz, 16 sene sonra sıranız geliyordu. O zaman telefon ciddi bir şekilde bir pazarı vardı. Herkes alıp satardı. Ve ciddi de bir komisyonculuk çalışırdı orada. Şimdi teknoloji o kadar gelişti ve gerçekten çok ciddi bir değişim yaşandı ki Türk Telekom artık vizyonunu değiştirdi. Bizim dönemimizde Tahsin Bey öyle 3D falan yoktu değil mi? Yani millet sırada beklerdi. Ve ona göre Telekom'un imkanlarından yararlandı ama tabii Telekom'un bu şekilde vizyon değiştirmesi gerçekten çok önemli. Bakın rahmetli Özal'la beraber çok ciddi bir değişim başladı. Daha sonra son 10 senede özellikle bu değişim hızla devam ediyor. Telekom'da ise 2005'ten sonra özellikle özelleşmeden sonra çok ciddi değişimler de oldu. Yani bir iki örnek vermek istiyorum. Çok uzatmak istemiyorum ama örneğin Telekom'un yurt dışı kapasitesi, data çıkış kapasitesi 1600 gigabaytlara ulaşmış, gigabitlere ulaşmış vaziyette. Bu da 2005'e göre tam 55 kat artmış demektir. Yani yaklaşık 7 yıllık bir süreçte Telekom 55 kat kapasitesini arttırmış. Fiber kablo uzunluğu o yıllarda yaklaşık 93 bin kilometreyken, yanlış söylersem lütfen düzeltin, şu anda 170 bin kilometreyi aşmış vaziyette. Gerçekten Telekom işte bu değişimi gören, yakalayan bir şirket. İşte en sonunda da bu inşaat sektöründe de akıllı evler, daha sonra akıllı yollar, akıllı şehirler konseptinde hızdan yer alacak. Bunun için de gerekli altyapısı var. O yüzden de gurur duyduğumuz bir şirket. Gerçekten de Aydın Bey de bahsetti. MTN yani machine to machine denilen kavram da giderek yaşantımızı kuşatmaya başladı. Yani makineler arası iletişim. Bu da onun bir fonksiyonu. Hatta son dönemlerde yeni bir kavram daha çıktı. Machine to machine to human denilen, yani makineler ve makinelerden sonra insanlar arasındaki iletişim. İşte gerçekten de bunun burada bir örneğini görmemiz mümkün. Akıllı evler gerçekten canlı organizmalar gibi. Bunlar çevreden bilgileri, inputları alıyorlar, öğreniyorlar ve kendilerini ona göre adapte ediyorlar. Almanya'da bu sene işte bir vesileyle gitmiştim de oradaki akıllı evleri gördüm. Gerçekten dehşete düştüm. 970 tane sensör var. Yani evi kontrol eden. Gerçekten o evde insan kendini biraz fazlalık hissediyor ama gerçekten de müthiş bir konfor veriyor. Ben çok ciddi bir vizyon aslında bu. Katkısı olan herkesi, Türk Telekom'u, Dumankaya'yı, Z Elektronik'i tebrik ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. Saygılar sunuyorum. Şöyle, evet lütfen. Beklenen zamanki gibi ancak şöyle buyurunuz isterseniz. Zira soru cevap bölümüne geçmek istiyoruz. Ben Sayın Tahsin Yılmaz'ı da yine sahneye davet etmek istiyorum. Sayın Uğur Dumankaya ve Sayın Aydın Yavuz'u da yine Z Teknolojilerinden sahneye davet etmek istiyorum. Değerli basın mensuplarımız aramızdalar. Kendilerine soru yöneltmek isterler diye düşünüyoruz efendim. Hemen arkadaşlarımız da mikrofonları verecekler. Değerli konuklarımız yerlerini alırken
Sorularınız varsa efendim yöneticilerimize iletebilirsiniz. Sonrasında toplu bir fotoğraf çekimimiz ve ardından akıllı ev teknolojileriyle donatılmış örnek dairemizi görmeye de gideceğiz ama örnek dairemizi görmeden önce belki de konuklarımızdan soru sormak isteyenler olabilir diye düşündük. Evet efendim, buyurunuz. Gayet net sanıyorum efendim. Pardon, görmedim. Buyurun. Hemen mikrofonu uzatalım. Biraz mikrofonu yaklaştırıp nereden mükemmel katıldığınızı? Serhat Ayan ismim, tknc.com'da. Çok güzel bir sistem konuşmuş, harika işliyor, baş döndürücü gerçekten. Bu paket sanırım. Yani mesela kullanıcılar bir başka servis sağlayıcıyla çalışmak istediklerini ya da servis almak istediklerini söyledikleri zaman sistem aynı şekilde çalışmaya devam edebilecek mi? Bunu merak ediyorum. Evet, şimdi soru için öncelikle teşekkür ederim size. Sağ olun. Arkadaşlar bu tabii ki biz Türk Telekom olarak Türkiye'nin tamamında buna benzer girişimleri destekliyoruz ve bu girişimlerin önemli bir aktör olarak yer alıyoruz. Bu akıl ev konsepti çok fazla bileşen olan bir konsept. Burada Dumankaya İnşaat'ın bu konsept içerisinde kendilerinin verecekleri ürünler ve servisler var. Türk Telekom ya da grup şirketlerinin verecekleri ve ileride vermeyi planladığı servisler var. Ve tabii ki bu çözümde yer alan çözüm ortağı Z teknolojinin de vereceği servisler olabilir. Dolayısıyla sorunuzun cevabı bu projelerde altyapı işletmecisi olarak Türk Telekom altyapısına bağlı olan servis ve ürünler elbette ki bu işletmeci kanalında alınması gerekir. Ama bunun dışında Türk Telekom'a bağlılık arz etmeyen ürün ve servisler varsa bunlar da bağımsız bir şekilde alınabilecektir. Burada ben son bir cümleyle sorunuzu şu şekilde cevabını bağlamak istiyorum. Burada önemli olan hep Türk Telekom'un şu farkını ortaya koyuyoruz. Türk Telekom yatırımlarını yaparken bölge ve il farkı gözetmiyor. Dolayısıyla 81 ilin tamamında yapıyor. Bizim belki de Türkiye için en büyük katkımız budur. Aynı zamanda işbirliği yaparken, işbirliği için seçtiği firmaları yaparken, seçerken de bu konuda yelpaze oldukça geniş, herhangi bir kısıtlama yok. Dolayısıyla burada önemli olan müşterilerimizin ya da vatandaşımızın hayatına değer katacak ürün ve servisleri büyük işbirliği projeleri bir araya getirmek ve burada da sadece bize bağlı olan konular varsa, teknolojinin doğası gereği ki siz bu konuları çok iyi biliyorsunuz, o konuda zaten mecburen bu şekilde ilerleyeceğiz. Evet, başka buyurunuz. Hemen mikrofonu beyefendiye uzatalım. Küçük bir gerçekten. Sorun esasında Z teknoloji olacak. İlla bu teknoloji kullanmak için herhalde fibere gerek yok. Çok büyük bir veri bağlantı hızına gerek yok diye düşünüyorum. Fiber de Türkiye'de büyük bir şekilde yayıldı ama her yerde de bulunamıyor. ADSL teknolojisinin kullanıldığı yerlerde de bu tip akıllı ev teknolojilerini görebilecek miyiz? Gördüğünüz gibi seçenekler çok çeşitli. Geniş bant gerektiren birçok hizmet bileşeni var. Burada özellikle geniş bant tarafındaki sağlık, TV tarafı, video içerikleri, güvenlik tarafındaki video seçenekleri. Onun için fiber öncelikli. ADSL'le de olabilir. Bu içerik hizmet içeriklerine bağlı olarak Tahsin Bey de bahsetti. Birçok hizmet bileşeni bu sistem içinde bir araya getiriliyor. Burada optimum çözüm müşterinin taleplerine, o paketlere bağlı olarak belirleniyor. Fiber öncelikli söylediğimiz bant genişliğinden dolayı. Bir şey ilave edebilir miyim ben? Buyurun. Şimdi biliyorsunuz yeni televizyon teknolojilerinde 4K denilen bir kavram var. 4K şu anda ticari olarak da kullanılmaya başlandı. Şimdi 8K hatta 16K üzerinde çalışılıyor. Bunun istediği bant genişliği şu anda bizim kullandığımız en az 3 katı. Yani kazadan evinizde 2 tane 8K, 16K televizyon varsa zaten en az 50 megabitlik bir şey lazım. Altyapı lazım. Yani tabii çok farklı bir ortam biliyorsunuz o televizyonu. Sanki televizyonun içindesiniz gibi ama yani o teknolojiyi de mutlaka burada kullanacaklar. O yüzden fibersiz biraz zor gibi gözüküyor.
Sayın Başkanım, izninizle bir ekleme yapmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar, bildiğiniz gibi fiber eve kadar da gelebiliyor, binanın evet. içine kadar. Binaya yakın, 300-400 metreye kadar da gelebiliyor. Elbette ki nihai amacımız fiberi eve kadar getirmek, tüm Türkiye'de bahsettiğim gibi. Ancak şu an biz teknolojik kavramlarla sizin kafanızı karıştırmak istemem ama şu an 7 milyondan fazla geniş band internet abonesi var sabit. Ve biz Türk Telekom olarak altyapımızı 2.4 milyon, 7 milyon müşterinin 2.4 milyonla 50 megabit ve üzerinde hız verebilecek hale getirmiş durumdayız bugün itibariyle. Dolayısıyla evlerin içindeki ilgili modem değişikliği yapılmak kaydıyla, bina içinde kablo problemleri, ankasa problemleri varsa düzeltilmek kaydıyla biz 2.4 milyon müşteriye şu an 50 megabit üzerinde verebiliyoruz. Bu hız zaten bu bahsetmiş olduğumuz servislerin verilebilmesi için yeterinden de fazla. Dolayısıyla bu projenin, benzer projelerin uygulama alanı Türkiye'de milyonlarca haneye hitap edecek şekilde olabilir. Aslında çok önemli bir soru, pardon. Değişim projesi sürüyor şu anda, belki uzun yıllar devam edecek. Bu değişimde yeni binalar yaparken altyapıyı da fibere adapte edebilirsek gerçekten Türkiye'nin çok önü açılır. Yani dünyada bu bir sıkıntı. Çünkü mevcut işte kablo var, işte onu ADSL ile falan takviye ediyorlar falan ama modemlerle. Ama neticede fiber gibi olmuyor bu. Yani Tahsin Bey'in dediği gibi evin içine fiber to the home olarak girdiğiniz zaman onun ucu açık. Yani 1 gigabit de diyebilirsiniz, 10 gigabit de diyebilirsiniz. Neticede fiber. İşte bu Türkiye'deki değişim, binalardaki yenilenme çok önemli bir fırsat. Bunu iyi değerlendirebilirsek, bunu hatta zorunlu hale getirebilirsek yeni binalarda gerçekten Türkiye'de çok ciddi bir altyapı olabilir. Evet Serhat Bey, güldün ama iyi olur. Peki buyurunuz. Ahmet Üstadolu Perkezası Türkiye. İki sorum olacak. Birincisi, bu proje şu anda sadece Dumankaya inşaatı mı özeldir? Yoksa mevcut herhangi bir evin sahibi de ben böyle bir altyapı istiyorum derse bu hizmeti satın alıp kullanabilir mi? İkincisi de, bu bir servis olduğu için belli bir aylık ücret söz konusu olduğunu düşünüyorum. Burada bir aralık verebilir misiniz? Giriş ve en üst paket fiyatları nedir? Birincisi, bireysel tarafta nihai müşteriye verecek bir yapılanmamız henüz yok. Bu daha sonra olacak. Başta söylediğim gibi teknoloji partneri olarak aslında Dumankaya'nın tüm projelerinde tamamı fiber altyapı olacak şekilde bir önceki soruyla da bağlantılı projelendirme yapılıyor. İleride tabii ki bireysel tarafa da açılacak. Paket fiyatları konusunda pilot uygulamanın sonuna gelen, birlikte paket fiyatlarına çalıştığımız şeyler var. Onları daha sonra bir daha açıklayacağız. Ben de bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi biz bu işi düşünürken Aydın Bey'le, daha sonrasında da Tahsin Beyler geniş bir ekiple gelip bizleri ziyaret ettiğinde biz Tahsin Bey'e şunu söyledik. Bir kere onun vizyonundan çok etkilendik ama aynı zamanda da şunu söyledik. Yani Tahsin Bey, biz bu konuda çok istekliyiz. Eğer bu işten bize parasal bir geri dönüş olmasa bile bu işin geleceğine inandığımız için biz bu işte istekliyiz. Eğer siz bu konuda bir hata yapacaksanız gelin bizim üzerimizde yapın. Bizi laboratuvar gibi kullanın. Aynı şekilde ZET'te de bu şekilde konuştuk. Yani biz Dumankaya olarak bu işe çok fazlasıyla inandığımız için ve sağ olsun hem ZET Teknoloji hem de özellikle de Türk Telekom'da Tahsin Beyler bizlerle beraber işbirliğine geçtiler. Bu işbirliğinde başlangıçta tabii ki bu sistemler çok daha gelişecek inşallah. Belki de ileride ihraç edilecek hale gelecek. Belki de Türk kamuoyunun dikkatinden, hükümetimizin dikkatini çekecek farklı yapılanmalara veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı dikkatini çekecek bir yapılanmalara doğru gidecek. Bu iş şey yapınca hizmet sağlayıcıları çok daha fazlasıyla girecek ve çok farklı noktalara gelecek. Ve gerçekten bizim hayal ettiğimiz gayrimenkul sektörünün değişimi ve gelişimi bu süreçle beraber tamamlanacak veya ivme kat edecek. Ondan dolayı da yani sorunun
şeyi unuttum ama sorunu böyle. Bu arada ben müsaadeniz Zıvır Bey, bu projede aslında siz basın mensuplarının da büyük katkısı var. Onu anlatalım. Nasıl tanıştık biz Zıvır Bey'le? Uğur Bey bir dergiye benim vermiş olduğum röportajı okumuş. Bu akıllı evler, akıllı şehirlerle alakalı. Dolayısıyla siz basın mensuplarının bizim tanışmamızda, buluşmamızda önemli bir katkısı var. Onu belirtelim arkadaşlar. Akabinde tabii ki biz karşılıklı olarak temasa geçtik birbirimize. Ben bu tanışma ve ziyaretlerde Uğur Bey'in hakikaten yani teknolojiye düşkünlüğünü ve en önemlisi inandığını gördüm. Dolayısıyla bu konsepte, bu geleceğe inanan bir girişimci, iş adamı bu işlerin çok hızlı bir şekilde tamamlanmasında büyük rol oynadı. Ve biz Türk Telekom olarak dediğim gibi evet Dumankaya ile başladık. Hızlı bir şekilde bu noktaya geldik. Bunda en büyük katkı Uğur Bey'e ait, teknolojik çözüm ortağımıza ait. Ama diğer inşallah şirketlerle de bunu genişleteceğiz ve Türkiye'de 75 milyonun daha konforlu, daha verimli yaşayabileceği yaşam alanlarında Sayın Başkanımızın desteğiyle bir takım düzenlemeler yapılması gerekiyor Sayın Başkanım. Değişik bakanlıklarda hakeza. Orada artık sektör adına bu işin yükü sizde. Zaten siz de bu işte istekli olduğunuzu bu toplantıya katılarak göstermiş oldunuz hepimize. O nedenle Türkiye'nin geleceğini inşallah bu büyük işbirliğiyle hep beraber inşa edeceğiz. Ben pardon bir şey sorabilir miyim? Tabii buyurun. Burada sorulacak konumu değil mi ama ben soran konumuna gireyim de. Tabii soru da sorabilirsiniz başkanım. Buyurun. Bu evi, evleri alacaklara siz ayrıca bir eğitim verecek misiniz? Yani bu binalar nasıl, bu sistem nasıl kullanılır diye. Şöyle, geçenlerde yurt dışında oldukça modern bir otele gitmiştim. Aşağıdan da bir şey söylemediler resepsiyondan. Çıktım odaya, işte hafif belli yerlerde ışıklar var. İşte kartı sokacak yer bulamadım bir kere. Ondan sonra odaya girdim, oda karanlık. Düğme arıyorum, yok. Dedim acaba ilk anda dedim odanın sigortası mı atık? Yani ama düğmeler yok ki, yani sigorta çalışmıyor. Neyse, oldukça da geçti, gittim yatağa uzandım, baktım yan tarafta bir tane şey var, tablet var. Neymiş bu falan diye bari internete gireyim derken meğer odanın şeysiymiş, o kontrol paneliymiş. Ondan sonra da 2-3 saat yalnız şey yaptım, oynadım. Basıyorum, perde açılıyor. Çok güzel bir şeydi ama gerçekten bir özellikle belli yaş üstüne, yani belli bir yaşın üstünde satın alıcılara. Böyle bir kurs genelde parası olanlar da belli yaş üstü olduğu için bir ciddi eğitim verilmesi gerekir diye düşünüyorum. Evet ama şey çok doğru diyorsunuz. Mesela ben babamdan örnek vereyim. Benim babam iki dönem milletvekilliği yapmış. Çok değerli bir insan. Şeyde ama teknoloji özürlü. Yani şey televizyonu açmayı bilmiyor ama bizim şirkette biz şimdi elektronik dokümantasyon sistemine geçtik. Raporlamaların hepsi tablet üzerinden yapılıyor. Hmm. Onaylar da oradan veriyor. Babam o elleri de büyüktür. O koca elleriyle onlara basmayı o kadar güzel öğrendi ki. Yani gerçekten elinde tablet var ve bunlara böyle bu şekilde basarak onayları verebiliyor babam. Yani aslında bu aletlerin geçmişte denendi akıllı evler. Hani daha farklı şeyler. Çok zor ve çok komplike olduğu ortaya çıktı bir şeydi ama bence bu akıllı evleri biz bir uzaktan kumanda gibi, yani uzaktan kumanda bir teknolojik bir alet ve bırakamıyoruz. Yani akıllı evler bir uzaktan kumanda gibi yani o şey platform uzaktan kumanda gibi bir hale geldiğinde o zaman yaşamımızda çok önemli bir parça olacak ama çocuklarımız açısından bakıldığında zaten onlar 2 yaşından itibaren böyle böyle yapıp böyle böyle yani normal artık ekrana bile böyle böyle yapıyorlar yani bilgisayarlar evet. Şey yaptırmak istiyorlar. Evet efendim çok teşekkür ediyoruz değerli yöneticilerimize ve siz değerli basın bir soru daha var son soru olarak alabiliriz belki. Son bir soru. Efendim, ben arkada gördüm. Ha, evet buyurun peki. Hürat Yoldaş, Posta Gazetesi. Teknoloji ve bilişim yatırımları pahalı yatırımlar olarak kabul ediliyor. Arkadaşımız biraz önce sordu. Bu işin artışı tarafına maliyeti ne olacak diye bir soru sordu. Bunu daha sonra açıklayacağını söylediniz ama ben şunu merak ediyorum ki Uğur Bey. Bu teknolojileri kullanmak opsiyonel mi olacak? Yani isteyen konut sahiplerini tercih edecek, isteyenler tercih etmeyecekler mi? Yoksa bunlar fix herkesin kullanacağı ürünler mi olacak? Bu birincisi. İkincisi Tahsin Bey'e sormak istiyorum. Şimdi Türkiye'de bir kentsel dönüşüm seferberliği başladı. Siz de anlattınız biraz önce. Bunu bir fırsata dönüştürebiliriz. Fiber optik kablolarının döşenmesi anlamında.
Acaba bu konuda gerek Çevre Şehircilik Bakanlığı, gerekse kentsel dönüşüm alanlarında fiber optik kablolarla donatılması ile alakalı belediyelerle protokoller geliştirdikleri var mı? Bakanlıktan böyle bir talep var mı? Ya da siz bakanlığa böyle bir talebiniz var mı? Şimdi Aydın Bey, o konuda paketlerle ilgili daha bir uzmanlık var. Paketlerle ilgili ben bir slide'da hızlı geçmiştim. Burada bronz, gümüş, altın, platin şeklinde. Orada projenin tipine bağlı olarak, orada altın bir proje ise mesela retim segment olarak, o altın paketler ücretsiz olarak müşteriye ev satışında veriliyor. Onun üzerine opsiyon olarak müşteri eklenti yapabiliyor. Yani burada standart verilenler var, projenin tipine bağlı. Opsiyon alınabilecekler var. Yalnız paketler, genelde müşteriden biz talep toplayacağız ve taleple beraber parakende toptan fiyatına parakende satış yapıp o teknolojiyi uygun bir şekilde almasını sağlayacağız. Yani tabii ki çok ekstrem şeyler alırlarsa, yani evet burada İngilizce kelime kullandık biz kardeşim, şey yaptık, çok özel bir şey alırlarsa onun tabii ki ücreti çok daha pahalı olabilir. Evet, ikinci soru bana yönlendirildi ama ben Sayın BTK Başkanımızdan istirham edeceğim cevaplamasını. O bahsettiğiniz anlamda tabii ki bir takım faaliyetler var. Biz de kısmen işin içindeyiz ama sektör adına Sayın Başkan bakanlıklar arasındaki koordinasyonu gerçekleştiriyor. En son durum kendisindedir diye Sayın Başkanım eğer... Bizim bu konuda Şehircilik Bakanlığı'na, Şehircilik ve Çevre Bakanlığı'na bir girişimimiz oldu hem yazılı hem sözlü olarak. Tabii mevzuat düzenlemesi gerekiyor. Yani bunun isteğe bağlı değil de zorunlu hale getirilmesi gerekiyor. İnşallah bu dönüşüm projeleri içinde bunu da değerlendirilecek diye düşünüyorum ben. Eğer yapılırsa, gerçekten biraz evvel söylediğim gibi başarırsak, Türkiye çok farklı konuma gelebilir. Çünkü bu bütün dünyada sıkıntılı bir konu. Yani hepsi beraber olması lazım. Evet. Buyurun. Buyurun Uğur Bey. Başlık olarak size dedim. Tahsin Bey, daha önce siz şey söylemiştiniz. Hani bu konuşmamızda bu akıllı evlerin de bir standartizasyonu olması gerek. Çünkü yakın bir zamanda bu çok rant olmaya başlayınca bu sefer bizim gayrimenkul sektörü tarafından biraz daha herkesin kullanabileceği bir unsur haline geliyor ve bu tüketicinin bir noktada elma ile armutla karşılaşması gibi bir durum oluşuyor. Bu konularda sizlerin bir mevzuat veya bir standartizasyon getirebilme çalışması. Çünkü birkaç sene sonra çok şeyde önceden bunu öngörüp hazırlayıp yaparsak mesela... Bana göre bunu da yani bu konunun farklı oyuncular tarafından gündeme getirilip savunulması gerekiyor. Yani biz sadece bilişim sektörü olarak gerekliliğini söylüyoruz ama inşaat sektörü olarak sizlerin de bunun bir ihtiyaç olduğunu Şehircilik ve Çevre Bakanlığı'na iletilmesi lazım diye düşünüyorum. Yani birkaç yönden bunun isteminin ortaya konması lazım. Neticede bunun kararını verecek olan merci farklı. Evet, peki çok teşekkür ediyoruz efendim. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Ben tabii birkaç dakikanızı daha rica edeceğim. Akıllı ev teknolojileriyle donatılmış örnek dairemizi başta da söylediğimiz gibi gideceğiz, hep beraber göreceğiz. Öncesinde değerli yöneticilerimizi ben dışarıda toplu fotoğraf çekimi için alacağız. Ama peki burada yapalım efendim. Sehpalarımızı alalım. Fotoğraf çekimimizi de burada gerçekleştirelim. Samit Bey, bakın da tamamsa başlarız. Tamam. A gelecek yoksa başlayabiliriz. Kapıya gerek var mı? Yok. Başlayalım. Mikrofon arkadaşlar yeterli mi? Ses yeterli mi acaba? Yeterli. Tamam. Şimdi müsaadenizle evden ayrılma senaryosundan başlayalım. Evden çıktığımızda kapıya tablet takıp evden çıkış senaryosuna bastığımızda evdeki bütün ilgili sistemler, internet ve buzdolabı hariç, tatil ve kısa süreli evden ayrılma modlarında da bazı krizler dahilde hariçte kalabiliyor. Bütün sistemleri kapatıp evden çıkıyorsunuz. Alarm kuruluyor, kapı kilitleniyor. Bunların bütün fonksiyonlar sırasıyla yerine getiriliyor. Evet. Şimdi girecek olan arkadaşlardan dolayı anahtar açıldı. Tekrar giriş senaryosuna geçti.
Benden önce. Evet. Şimdi buradaki en kritik soru, konu aslında sizin aşağıda sorduğunuz. Herkes tablet kullanmayı nasıl öğrenecek? Burada aslında çok pratik bir cevabı var. Bütün her şey her ortamdan kullanılabiliyor. Yani arkadaşlar, sadece tablet değil. Burası. Akıllı telefon. Burada gördüğünüz akıllı düğmeler. Bakın burada istediğiniz fonksiyon bu düğmelere atanabiliyor. İsterseniz senaryo, yatak odasında özellikle uyku senaryosu var yatak başındaki düğmede. Yatmaya geçtiği zaman kişi burada tablet aramasın. Uyku senaryosuna bastığı zaman bütün ev otomatikman uyku moduna geçiriliyor. Aynı şekilde aydınlatmalar, perdeler, bu fonksiyonların hepsi burada hem düğmelerden, hem gördüğünüz uzaktan kumandalardan, hem tabletten, bu fonksiyonel düğmeler hem girişte, hem salonda, hem yatak odasında var. Evlerde standart olarak çok fonksiyonlu düğmeler şeyde mevcut, salonlarda mevcut. Ama müşteri isterse opsiyon olarak yatak odasına da farklı yerlere de fonksiyonel, çok fonksiyonlu düğme taktırabiliyor. Bu çerçevede biz yapmak istediğimiz birçok işlemi nihai müşteri aslında kolaylık arıyor. Yani tek tuşla gerçekleştirmek istiyor. Burada mesela aşağıda gösterdiğimiz uyku keyfini başlatabiliriz. Burada perdeler kapanıyor, aydınlatma kapatılıyor ve şu yan aydınlatmalar ile birlikte televizyon ve TV bu devreye giriyor bu senaryoda. Tek senaryoda birçok fonksiyon aynı anda çalışabiliyor. Bunun yanında yemek senaryosuna bastığımızda ise tam aksi manzara iyi görebilmek için manzara açılıyor ve yemek masasının üstündeki aydınlatma ve boş bir müzikle birlikte yemek moduna geçiriliyor. Burada gördüğünüz gibi bütün sistemler hem otomasyon bu konfor tarafında hem eğlence tarafında hepsi aynı anda entegre çalışabiliyor. Bu çerçevede sinema moduna geçtiğiniz zaman sinema modunda herkese Blu-ray veya DVD player ile birlikte televizyon gene ilgili ekipmanlar sinema modunda ne tanımlanmışsa ilgili ev sinema sistemi, ses sistemi dahil olmak üzere tek tuşla devreye girebiliyor. Gördüğünüz gibi sistemlerin açılış kapanış zamanlarına bağlı olarak sırasıyla devreye giriyor ve film nerede kalmışsa şuradan daha rahat edersiniz. Şuraya evet. Film kaldığı yerden devam ediyor. Burada oyun modunda da benzer şeyler var. Biz burada olabildiğince maksimum şeyi gösterelim. Müşteri opsiyonları kendisi sipariş edebilsin diye oyun modunda da mesela böyle bir demo hazırladık. Evet. Şimdi bunun yanında diğer modlar, uyku modu, romantik film modu gibi. Buradan ses kısmına erişim buradan daha uzun olduğu için hemen hızlıyor. Burada kolay olan şeyler var. Bazı şeyler de alt menülerde. Parti modumuz var herhalde. Nasıl? Parti modumuz var. Evet. Parti modu da var. Orada ışık değişiyor. Parti modunu aldığımızda siz... Evet. Parti modunu aslında aldım. Buradaki aydınlatma değişiyor ve müzik başladı. Parti biraz light var. Evet, bu çerçevede diğer odalarda bakacağımız, bakabileceğimiz farklı senaryolar da var. Mesela mutfakta bir mutfak TV sistemi var, ısı yeneme karşı duyarlı. Dokunmatik bir TV sistemi. Orada şimdi çocuk odasındaki hareket algılayıcıda bir hareket olursa, çocuk kamerası otomatikman mutfakta iş yapan anne diyelim veya baba, direkt o ekrana çocuk kamerası görüntüsü geliyor. Yani orada işi varken duymamış olabilir. Herkese banyoda bir ayna TV sistemi var. Kumandası özel suyun altında çalışabilecek şekilde. Orada da haberler veya herhangi birisi eve girip çıktığı zaman onların giriş çıkış mesajları veya evde bir olay oluştu. O olayla ilgili bilgiler oradaki ekranlarda çıkabiliyor. Uyku modu var mesela. Uyku moduna aldığımız zaman evi tamamen bütün aydınlatmalar kapatılıyor ve hareket algılayıcılar devreye giriyor belli bir saatten sonra. Ve hareket algılandığı zaman salondaki, koridordaki ışık %20 dim olarak açılıyor. Ve vana su baskını algılasa da vanalar kesilir.
senaryosunda otomatik olarak su baskını olduğu zaman vana kesiciler devreye giriyor. Temizlik 2 modunda vana kesiciler geçiş süre devreye alınmıyor. Bunun gibi güvenlik tarafında, eğlence tarafında, otomasyon konfor tarafında, enerji tarafında ki burada eğlencenin dışında iletişim tarafında şimdi Wirefon çalışıyoruz. Evet. Ve sağlık tarafında entegre çözümler var. Abi çıkış tetiklendi. Perdeyi açarız. Kompresin gösterme adına. Burada yatak odasında ekstra bir çok fonksiyonlu düğme var. Burada uyku ve TV senaryosu ekstra tanımlı. Ebeveyn banyosunda ıslak zeminde dedektörler var, vana kesiciler. Aynı zamanda bir gömme TV sistemi burada mevcut. Bu da sağlık kitleri nerede arkadaşlar? Kalkmamış ha. Kalkmamış. Kalkmamış.